Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Bayram Hoca. Harika bir videoyla daha karşınızdayım. İsimler konu anlatım serimizin son videosu. Yapısına göre isimler. Bu başlık altında biz yapısına göre isimleri basit isim, türemiş isim ve birleşik isim olmak üzere 3 başlıkta inceleyeceğiz. Demek ki bize hangi isim yapısına göre diğerlerinden farklıdır dediğinde biz o kelimenin babısının basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar basit sözcük ne demek? Önce bundan başlayalım. Basit sözcük demek bir ismin ya da bir fiilin hiçbir şekilde yapım eki almaması demektir. Yani siz bir kelimeye ek getirdiğinizde o kelimeden tekrar yeni bir kelime türetememeniz demektir. Demek ki basit isim olduğunda da bizim sözcüğümüzün isim olması ve bu isimden başka bir isim veya fiil türetemememiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Yapım eki kesinlikle sözcüklerimizin almaması lazım. Kader kelimesini verdiğinde, kader kök halinde bir sözcüktür, o zaman basittir. Ruhum sana doyamadı dedi mesela, bakın. Ruh kelimesini verdi. Buradaki eki nedir? Benim ruhumdur, yani iyelik ekidir. İyelik eki nedir peki? İsimlere gelen bir çekim ekidir. Çekim ekleri sizin kelimenizin basitliğini veya türemişliğini etkilemez. O zaman ruhum sözcüğü de arkadaşlar bir basit sözcüktür. Dünya kelimesi kök halindedir, basit sözcüktür. Moral sözcüğü kök halindedir, basit sözcüktür. Tahta kelimesi kök halindedir, basit sözcüktür. Masa kelimesi kök halindedir, basit sözcüktür. Bu kelimelere ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Demek ki bir sözcük, bir isim yapım eki almadığı takdirde biz onun yapısına basit diyoruz. Hemen şuraya çok önemli bir kelime yazıyorum arkadaşlar. Sevda kelimesi. Bu kelimeye dikkat edin. Sevda sözcüğünün sevmek fiiliyle ilgisi alakası yoktu. Bu sözcük Arapça kök halinde bilinen bir sözcüktür. Demek ki sevda kelimesinin kendisi kök halinde olarak kabul ediliyor. Peki arabanın diye bir kelime verseydi bu kelimenin yapısı, sözcük yapısı ne diyeceksiniz? Araba kök, nın tamlayan eki, tamlayan eki çekim eki. Bu durumda araba kelimesinin yapısı basit sözcük, çünkü herhangi bir yapım eki yok. Basit sözcük olabilmesi için ne yapıyorsunuz? Buna mutlaka dikkat ediyorsunuz. İkinci sözcük türümüz bizim yapısına göre ikinci kısmımız bizim türemiş isimler. Peki türemiş isim nedir? Başlıktan hareketle de çıkarabilirsiniz. Bizim ismimiz artık türemiş şekilde karşımıza çıkacak. Yani ben ya fiil köküne ya da isim köküne bir ek getireceğim. Getirdiğim bu ek ya fiili başka bir isme çevirecek ya da ismi başka bir isme çevirecek. Haliyle ortaya çıkan bu yapı şeklini siz türemiş isim adını vereceksiniz. Örneklere bakalım. Sözlük kelimesinin kökü sözden gelir arkadaşlar. Sözden sözlük olmuştur. Yani burada isimden isim yapım eki var. Haliyle sözlük kelimesi türemiştir. Sorgu kelimesinin kökü sormak fiilinden gelir. Sormaktan sorgu yaparsın. Yani fiilden isme çevirirsin. Artık bu bir türemiş sözcüktür. Sevgili kelimesinin kökü sevmek fiilinden gelir. Sevmekten sevgi yaparsın. Sevgiden sevgili yaparsın. Artık türemiştir. Simitçi kelimesinin kökünü simit olarak alırsınız. Simitten simitçi olduğunda yine bu bir türemiş isimdir. Kalemlik kelimesinin kökünü kalemden alırsınız. Kalemden kalemlik yaptığına göre bu bir türemiş isimdir. Tuzdan tuzluk, evden evsiz yaptığına göre arkadaşlar nedir bunlar? Yine bir türemiş isim olarak kabul edilir. Burada size yine bu videoyu dinleyenlere özel harika bir bilgi vereceğim. Aslıcığım geldi dediğimde arkadaşlar aslıcığım kelimesi de bir türemiş özel isimdir. Neden? Aslı kelimesi insan ismi, özel isim. İnsan isimleri de cıkcık eki aldığında biz bunları türemiş isim kabul ederim. Veya Zeynepsiz yapamam dediğimde Zeynep kelimesi bir insan ismi. Haliyle buraya getirdiğiniz sözsüz eki bir yapım eki. Demek ki bizim özel ismimiz ne olmuş oluyor? Yine türemiş oluyor. Aynı zamanda şu kuralı da yine hatırlatmamda fayda var. Bir özel isim yapım eki aldığında değerli dostlar kesinlikle burada kesim işareti ne yapmıyorsunuz? Kullanmıyorsunuz. Demek ki taktik neymiş? Yapım eki aldığı an bir sözcük isme dönüyorsa şayet artık o
türemiş isim kabul ediliyor. Yine bu videoyu dinleyenlere özel harika bir uyarı, harika bir taktiğimiz var. Arkadaşlar bir cümlede gördüğünüz fiilimsiler, yani diğer bir ismiyle eylemsiler de türemiş isim kabul edilir. Bakın burası mükemmel bir ayrıntı. Yani ben cümlede bir fiilimsi görsem, bu isim fiil olabilir, sıfat fiil olabilir, zarf fiil olabilir. Biz bunları da yine ne kabul ediyormuşuz? Türemiş isim kabul ediyoruz. O zaman beni anlayıp beni dinledi dediğinizde anlamak fiil kök, ıp ip zarf fiili ki o zaman anlayıp sözcüğü nedir artık bir? Türemiş isim. Onu konuşmaya davet ediyorum dediğimde konuşma burada nedir? Bir türemiş isim. Gelen kazanır dediğimde gelendeki en nedir? Bir sıfat fiil. O zaman bu yine bir türemiş isim kabul edilir. Kısacası bütün fiilimsileriniz sizin türemiş isim olarak kabul ediliyor. Tabii türemiş isim olduktan sonra cümlede zarf konumunda, sıfat konumunda veya tekrar isim konumunda biz onu kullanabiliyoruz. Orası sözcük türüne giren bir durum. Buraya lütfen dikkat edelim. Yapısına göre isimlerdeki arkadaşlar son başlığımız bizim birleşik isimler. Biz birleşik isimleri farklı yollarla oluşturabiliriz. Bunun 5 tane oluşum şekli var. Soru geldiğinde mesela nasıl gelebilir? Der ki bir numaralı cümlede isim tamlaması şeklinde oluşan bir birleşik isim vardır. 2 numaralı cümlede sıfat tamlaması şeklinde oluşan bir birleşik isim vardır şeklinde size öncüler verebilir. Şimdi birleşik isimler isim tamlaması şeklinde oluşuyorsa değerli arkadaşlar taktiğiniz şu. Örnek Dilber Dudağı Hanım Eli Ateş Böceği. Dikkat edin ikinci kelimelerimiz bizim ne almış? Hep ı, i, u, ü almış. Demek ki ikinci kelime ı, i, u, ü eklerinden birini alıyorsa. Hatta güzel bir taktik daha. İkinci kelimeye siz şu soruyu sorduğunuzda ne sorusunu sorduğunuzda birinci kelimeye cevap olarak alabiliyorsanız sizin bu birleşik isminiz isim tamlaması yoluyla oluşmuştur. Deneyelim ne dudağı Dilber dudağı. Ne diyelim ne eli hanım eli. Deneyelim ne böceği ateş böceği. Deneyelim ne budu kadın budu diyorsunuz bakın arkadaşlar dikkat edin. Diyelim ne diyelim tavuk göğsü. Ne göğsü tavuk göğsü. Demek ki ikinciye ne sorusunu sorduğunda cevap aldığın birleşik isim isim tamlaması yoluyla oluşmuş birleşik isim. İkinci oluşum şeklimiz bizim sıfat tamlaması yoluyladır arkadaşlar. Bu da çok basit. Demek ki sizin birinci sözcüğünüz ikinci sözcüğü niteleyecek bir kelime olmalı. Hatta ikinci kelimeye nasıl sorduğunu sorduğumuzda bize cevap vermeli. Nasıl şehir Eskişehir, nasıl göl Acıgöl, nasıl sinek Sivrisinek dediğinizde bakın ikinci kelimeleri hangi soruyu sordum bu sefer ben? Nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap bana sıfat tamlaması yoluyla oluşmuş birleşik ismi verir. Karabiber dediğimizde nasıl biber arkadaşlar? Karabiber. Demek ki karabiber kelimesi de yine bu şekilde oluşmuş bir birleşik isim diyebiliriz. Üçüncü birleşik isim oluşturma yolumuz şudur. Bir isim ve bir fiili birleştirerek arkadaşlar birleşik isim oluşturabiliriz. Dikkat edin. Bir isim ve bir fiili birleştireceğiz. Kül bastı, kül isim bastı fiil. Birleşti kül bastı diye yeni bir sözcük oldu. Kuş isim konmaz fiil. Kuş konmaz birleşti birleşik isim oldu. Gece isim konma fiil. Birleşti yine ne oldu? Bir birleşik isim oldu. Dikkat et isim ve fiili birleştirdim. Dördüncü örneğimiz, dördüncü oluşum şeklimiz iki fiili bir araya gelerek de biz birleşik isim oluşturabiliriz. Yap fiil, boz fiil oluştu sana yap boz. Çek fiil, yat fiil oluştu sana çek yat. Uyumak fiil, gezmek fiil oldu sana uyur gezer birleşik fiil. Tut kal kelimesine çok dikkat edin. Tutmak fiil, kalmak fiil birleştirdin oluşturdu sana birleşik fiil. Yaz fiil, boz fiil birleştirdin oluştu sana yaz boz birleşik isim. Buna lütfen arkadaşlar dikkat edin. Son oluşum şekli de şudur. Bir isimle bir fiilimsi bir araya gelerek biz birleşik isimler oluşturabiliriz. Vatan isim sever fiilimsi o zaman vatansever bu şekilde. Dalga isim kıran fiilimsi o zaman dalga kıran bu şekilde. Çöp isim çatan fiilimsi o zaman bu yine bu şekilde oluşmuş bir birleşik isim oluyor. Değerli dostlar, özetlemek gerekirse bir isim
yapım eki almıyorsa basit isimdir. Bir isim yapım eki alıyorsa türemiş isimdir. Bir isim isim tamlaması, sıfat tamlaması, bir isim bir fiil veya fiilimsi ya da iki fiilin bir araya gelmesiyle oluşuyorsa birleşik isim olarak kabul edilir. Bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonra size sıfatlarla ilgili harika taktiklerden bahsedeceğim. Gönderimizi beğenmeyi, video altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize keyifli çalışmalar, hoşça kalın.